arkadaşlar, yeni bir tarifle karşınızdayız. Bu akşam size piliç Topkapı yapacağım. Evet, malzemelerimize gelelim. Önce kalçalı butumuzu böyle güvendiğimiz bir kasaba açtırıyoruz. Ben akşam buradaki Epicenter'a gittim. Kasap bilmiyormuş ama yani çok şükür yine uğraştı benimle, açtı. Evet, malzemelerimiz kırmızı tatlı toz biber. Hem malzemelerimizi gösterip hem koyayım. Bir tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber koyuyorum. Bu tavuk çeşnisi var. Sevdiğimiz için ondan koyuyorum bir tatlı kaşığı. Karabiber. Çok fazla abartmayalım. Kekik her zaman için tavuğa çok güzel yakışır. Tencere, tavuk tencere yemeklerine de koyabilirsiniz. Bir de sarımsak tozumuz var. Sarımsak tozunuz yoksa sarımsak rendeleyip sarımsak da koyabilirsiniz. Bu varken ben değerlendireyim dedim. Böyle bir sarımsak tozu. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz. Böyle karıştıralım. Bunları şimdi bunları böyle harmanlıyoruz. İçine tavukları atıyoruz. Tavukları atıp böyle harmanlayacağız. Tavukların hepsine gelecek, her yerine gelecek şekilde. Bunlar 2-3 saat burada bekleyecek. İsterseniz süt de koyabilirsiniz. Ama ben sütü sevmiyorum içinde, tavuğun içinde. Ete koyuyorum ama tavukta sevmiyorum sütü. Et terbiyelerinde kullanıyorum. Tavuk terbiyelerinde pek sütü kullanmıyorum. O yüzden şöyle sadece bakın. Bak her yeri baharatlandı. Şimdi bunun kapağını kapatıp buzdolaba koyup 2-3 saat bekleteceğiz. 2-3 saat sonra pilavıyla karşınızda olup sarmamızı yapacağız. Topkapımızı. Evet arkadaşlar, piliç Topkapı'nın pilavını hazırlamaya sıra geldi. Tavukları az önce baharatlamıştık. Şimdi iç pilavını hazırlıyoruz. Pilavı herkes değişik değişik yapıyor. Ben biraz şuna tereyağı koydum tencereye. Biraz sıvı yağ koydum. Soğanlarımızı kavuruyoruz. Bakalım benim iç pilavımız hoşunuza gidecek mi? Soğanlarımız kavrulmaya başladığına göre içine fıstıklarımızı atabiliriz. Şimdi onlar da rengi değişene kadar güzelce kavuruyor. Devam. Ben kuş üzümü koyacağım ama çok çok az koyacağım. Çünkü pek kuş üzümünü sevmiyoruz ama adet yerine bulması için de tarifin orijinalini bozmamak adına koyuyorum. Çok çok az koyacağım böyle. Tarçını da öyle çok az koyacağım ben kaşın ucunda. Evet, piliç Topkapı'nın iç harcı. Evet, pirincimi de koyuyorum. Karıştırmaya devam. Suyunu koyduktan sonra da baharatlarını atacağım. Sonra pilavı pişince piliç Topkapı'mı sarmaya devam. Evet, kavrulurken bizim tavuk yemeklerinde olmazımız kimyondur. Bir de kekiktir ama kekiği ağzına koyduğum için, tavukları koyduğum için şimdi içine koymuyorum. Şöyle dolu bir kaşık nane. Şöyle kırmızı tatlı biber. Şöyle kaşığın şöyle çok az ucunla tarçınım. Şöyle çok gördüğünüz gibi çok çok hızlıcık. Hemen adet yerini bulsun diye de birkaç tane kuş üzümü. Geçmedim telefonda. Kuş üzümü pilavı sever misin dedim. Belki de sütü değiştim bugün akşam kahve gibi. Yok sevmem dedi. Yine 1,5 koyuyorum ben. Şimdi bir pirinç koyduğum için 1,5 bardak da su. Artık sarma işlemine geldik. Evet, baharatladığımız tavuklarımızı böyle koyuyoruz. İçine yaptığımız pilavımızdan dolduruyoruz. Evet,
Tavuğumuzu kapatıyoruz. Şimdi sonra bunu böyle alıp böyle koyuyoruz. Şimdi sonrakine girelim. Değişik güzel bir yemek oluyor. Bunu misafir geldiğinizde misafiriniz için de yapabilirsiniz. Sunumu da güzel, değişik. Hem de çok şık. Ben 4 tane hazırlayacağım. Evet, gördüğünüz gibi tavuklarımızı hazırladık. Böyle aralarına domates, biber atıyorum. Şimdi 180 derecelik fırında bunlar 35-40 dakika pişecek. Şöyle yerken tabağımızın yanına almak için. Evet, biberler bir yeri gelmiş. Şurayı da atayım. Evet, şimdi burada bir tatlı kaşığı mayonezimiz var. Sıvı yağımız var. Bir de suyumuz var. Tabii bugün çok video çektiğim için ya telefonu şarjı bitiyor büyük ihtimalle. Değil mi anneciğim? Aynen. Bugün bu kaçıncı video artık, ben de unuttum. Bu kadın akşam işe gidecek. Bakalım. Bol bol sürüyoruz. Benim fırınım börekçi olduğu için ben 200 dakikada pişiriyorum. Ama sizinkiniz normal fırınsa 180 derece. Sizin için ideal olabilir. Biraz börekçikten biliyorsunuz ısısı. Normal fırına göre bir kat daha düşük oluyor. Bol bol dökelim ki kurumasın tavuklarımız. Tamam, son haliyle görüşürüz. Evet, piliç topkapımız hazır. Burada da çükündür yemeğimiz. Ben böyle servis yaptım. Buyurun, bakın burada da. Ve burada da size içini kestim gösterebilmek için. Bakın. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Çok şık ve çok kolay, göründüğü gibi zor olmayan bir yemek.